EYT düzenlemesi ekonomik zorluklar sebebiyle ödenmeyen primler, çalışan emekli sayısı arasındaki orantısızlık, kayıt dışı istihdam gibi nedenlerle bozulan sosyal güvenlik sisteminin yeniden rayına oturtulması için yeni dönemde bir çalışma yapılması bekleniyor. Kamuoyunda bir süredir özellikle en düşük emekli aile ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu nedenle daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri arttırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce en düşük emekli aylığının yeniden artırılmasına ilişkin düzenlemenin hazırlıkları sırasında AK Parti içinde de sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak tüm tartışmalı alanlarda yeni adımların atılmasına ilişkin başlıklar gündeme geldi. AK Parti'de ve hükümet nezdinde bu konularda henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Ancak AK Parti kurmayları, sosyal güvenlik sistemini belki de baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekecek. Emeklilik sistemiyle ilgili başlıklar var, intibak meselesi var. Aynı prim ödemesine rağmen farklı maaş alanlar var. EYT ile birlikte aktüeryal dengenin iyice bozulduğu açık. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana bir emekli düşmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de şu anda bir emekliye karşılık 1,5 çalışan var. Bu haliyle sistemin döndürülmesi çok zor değerlendirmesini yaptı. Meclisin Ekim ayında açılmasıyla birlikte ilgili bakanlıklar ve AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının bir araya gelerek sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara başlaması bekleniyor. Ayrıca AK Parti'nin en önemli seçim vaatleri arasında yer alan esnafın emeklilikteki 9.000 prim günü şartının 7.200'e düşürülmesi ve ev kadınlarına prim desteğiyle yıpranma hakkının verilmesine yönelik düzenlemelerin de yeni dönemde çalışmaları yapılarak sosyal güvenlik reformu kapsamında ele alınacağı belirtiliyor.